Kolesterol dediğiniz şey de çok büyük bir aldatmaca. Modern tıbbın dediği gibi değil o iş ne yazık ki. Sürekli olarak bakın 1970'lerdeki kolesterol seviyesi farklıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 300'dü. Sonra her sene bunu gittikçe düşürmeye başladılar. Neden düşüyor bu sayı? Çünkü siz o rakamı bir 10 birim düşürürseniz size 10 milyon kolesterol hastası demek. 10 milyon kolesterol hastasının kullanacağı ilacı hesaplayın. Ben hesaplayamadım, bilmiyorum. Şimdi geldi 200'e mi, 150'ye mi? Sürekli düşürüyorlar. Yani kolesterolle şöyle bir şey var. Kolesterol öyle iyi kolesterollü, kötü kolesterollü bunların hepsi hikaye. Kolesterol ne işe yarar biliyor musunuz? Yani vücuttaki enflamasyonu düzenler aynı zamanda. Kolesterol ilacı aldığınızda vücutta üretilmesi ya da üretilmemesi gereken başka hormonların dengesini de bozuyorsunuz. Şimdi kolesterol diyelim yaralandınız ya da yaralanmadınız içeride bir patojenden kaynaklı bir hasar oluştu. Atıyorum damarda bir yer arızalandı. Orası parçalandı ya da tıkandı. Şimdi laboratuvarda bir araştırma yapıp baktığınızda o şeydeki arızanın bulunduğu yerde kolesterolü görürsünüz. O zaman ne oluyor? Ha, bu arızayı kolesterol çıkartmış. Hemen kolesterolü kötüleyelim, yanı sıra bir de ilaç verelim. Neye benziyor biliyor musunuz? Yani şimdi atıyorum ben bir yere girdim, orada birisi birini öldürüyor. Ben de olaya müdahale ettim. Katil kaçtı ve ben adamın hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Adam şimdi tam onun hayatını kurtarırken içeriye polis giriyor ve polis de diyor ki, aha suçluyu bulduk. Küt diye beni içeri atıyorlar. Sana günah keçisi. Yani aslında durumun bundan bir farkı yok. Aynen böyle. Asıl suçlu olan kolesterol değildir. Kolesterol şarttır. Vücutta olması gerekiyordur. Eğer siz düzgün besleniyorsanız zaten herhangi bir kolesterol seviyesi ölçtürmenize de gerek yok. Yani ben hiçbir şekilde analiz ettirmem vücudumu. Ancak nadiren işte iş dolayısıyla sağlık sigortası gerekiyor ya. Orada çıkıyor bazı şeyler. Hiç de bir arıza yaşamadım bugüne kadar.